Efendim bir fotoğraf alacağız Sayın Bakanım. Arkadaşlar biraz geriye lütfen. Biraz geriye. Sayın Bakanım. Tamam. Arkadaşlar çekenler bir çekilir. Siz de alın arkadaşlar görüntünüzü. Arkadaşlar biraz daha hızlı. Arkadaşlar biraz daha hızlı. Biraz daha evet arkadaşlar. Biraz geri gelseniz. Nasıl geri geliyor? Böyle tek de alayım efendim. Teşekkürler. Öyle ama bak kaç tane fotoğraf var. Şimdi sahipim. Gece. Isparta'ya hoş geldiniz. Günler ve günler diyar olan beldemizde, şehrimizde her yıl olduğu gibi 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'i rahmetli anıyorum. Her zaman değerli hizmetleriyle milletimiz gönlünde anlamaktadır. Isparta'mızın yetiştirdiği değerli insan Süleyman Demirel, bildiğiniz gibi Cumhuriyet döneminin en önemli yatırımlarından bugünkü adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan 1. Boğaz Köprüsü'nü hayata geçiren isimdir. 20 Şubat 1970 tarihinde dönemin başbakanı olarak temelini atmıştı. Proje önce o dönem çok eleştiri almış, adeta hedef tahtasına oturtulmuştu. İpe safa gelmez sözler sarf edilmişti. Dönemin muhalefet partisi, Boğaziçi Köprüsü bir lüks ve gösteriş yatırımıdır demişti. Köprünün bir felakete yol açacağı, boğazı kurutacağı bile iddia edilmişti. Bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden günlük yaklaşık 200 bin araç geçmektedir. Şimdi haksızlığı çoktan ispatlanmış bu sözleri gülünç bulsak da aynı zihniyetin bugüne zerre değişmediğini görmek ülkemiz ve milletimiz adına son derece üzücü. Bunu son 19 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçen Türkiye'yi geleceğe taşıyacak her dev eser ve hizmetlerde maalesef görüyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, İstanbul-İzmir Otoyolu. Bu kirli propagandanın son ayağı da Kanal İstanbul. Yalan ve yanlış haberlerle kirli algı operasyonlarına maalesef başvuruyorlar. Az önce ifade ettiğim gibi bu zihniyet hiç değişmedi. Rahmetli Süleyman Demirel 1970 yılında bu zihniyetle mücadele ederek inşa etti Boğaziçi Köprüsü'nü. 19 yıldır da AK Parti hükümetleri Türkiye yerinde saysın, proje üretmesin isteyenlerle mücadele ediyor. Ancak bu zihniyetin unuttuğu bir şey var. Bugüne dek millet ne istediyse o oldu. Bundan sonra da o olacak. Onlar ayağımızdan tutup aşağı doğru çekmeye çalışıyorlar. Ama biz bütün engellere ve engellemelere rağmen milletimize hizmet etmekten, Türkiye'mizi dört başı mamur lider bir ülke yapmaktan geri durmayacağız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hizmet odaklı siyasetten asla vazgeçmeyeceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin dört bir köşesinde daha güçlü bir geleceğe sahip olmak, gençlerimize iş sahaları açmak, projelerimizi milletimizin hizmetine sunuyor ve yeni projelerimizin ilk adımlarını atıyoruz. Geçen hafta Muş, Bitlis illerimiz arasında bulunan Ağlat, Karahasan, Malazgirt yolunun açılışını gerçekleştirdik. Isparta'ya da Mardin, Bidlat yolunun temelini atarak geldik. Bunun yanı sıra Doğu Batı, Kuzey, Güney eksenli orta koridor aracılığıyla ülkemizin küresel bir lojistik güç olmasına çok önemli katkılar sunacak. Kanal İstanbul projemizin başlangıcı da olacak ilk köprümüzün temeline Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 26 Haziran'da atacağız.
sizlerin de yüreğinin de bizimle olacağına inancımız tamdır. AK Parti hükümetleri olarak 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 96 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. 2003 yılı öncesi mevcut 6100 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 28200 kilometreye çıkardık. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı projesiyle dünya demiryolu taşımacılığında kısa zamanda söz sahibi olduk. Bu hat ile ülkemiz Pekin'den Londra'ya uzanan Orta Koridor'un ve Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası haline geldi. Dünya ticaretinin %80'inin üzerindeki deniz yollarında da kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Türk sivil havacılığında da tarihi başarıları imza attık. Yüksek kapasiteli modern terminaller inşa ettik. Atıl alanları sivil havacılık sektörüne kazandırdık. Yapamazlar, inşaatını dahi tamamlamayazlar dedikleri İstanbul Havalimanı'nı 4 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye ekonomisine kazandırdık. 150 havayolu şirketine ve 350'nin üzerinde destinasyona uçuş imkanı sağlayan İstanbul Havalimanı, ülkemizi dünyadaki en önemli havayolu transfer merkezlerinden biri konumuna getirdi. Bugün karşı çıktıkları İstanbul Havalimanı, pandemiye rağmen Avrupa'da en çok uçuş yapılan havalimanları arasında lider durumunda bulunuyor. Kısaca, ulaştırma alanında Türkiye'nin yıllardır süren altyapı problemini büyük ölçüde çözdük. Ülkemizi Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdük. Bağlı kuruluşlardan birinden de bir sponsorluk iste başkanım. Şimdi bağla. Şu işi bir bağla da. Teşekkür ederim. Sağ olun.